Hünkârım, daha evvelden sual ettiğiniz husus hakkında bir fetva yazdım. Birbirine karşı muhabbet ve merhamette aile yek bir vücut gibidir. Fertleri de uzuvları. Bir uzuv hastalandığında vücut nasıl onu korumak için savaşıyorsa kul da ailesi için savaşmalı. Lakin bazı haller vardır ki orada kurtuluş yoktur. İçeri attı bir kolu kesmezsen, irin bütün vücudu sarar, çürütür, yok eder. Hıyanet de ruhun cerahatıdır. Bu sebeple cezası en çabuk verilen şer, hıyanettir, isyandır. Düşmanlarıyla birlik olup ailesine isyan eden zatın, nizam-ı alem için şer'en katli, vaciptir. Ol bapta emr-ü ferman Hazreti Veliyül Emrindir. Kur'an-ı Kerim Adem oğluna yol gösteren bir haritadır hünkârım. Bu sebeple Allah her kuluna seçme kabiliyeti ihsan etmiştir. Hangi yoldan gideceğine kul karar verir. Şehzadem. Hünkârım sizi beklerler. Hayrolsun Hüseyin Paşa'm. Malumatım yok şehzadem. Beni çağırmışsınız. Bir yere mi gidiyoruz?
Biz değil Bayezid. Sen gidiyorsun. Payitahta döneceksin. Bu hususi mektubu da Valide Kösem Sultan'a ileteceksin. Emredersiniz hünkârım. Keman Keşah da sana refakat edecek. Biz de Allah'ın izniyle Tebriz'e yürüyeceğiz. Yanınızda kalıp Tebriz zaferinize de şahit olmak isterdim. İnşallah Rabbim Bağdat'a birlikte girmeyi nasip eyler. İnşallah. İnşallah kardeşim.